Herkese selamlar. Bendeniz Mustafa Özkerlekçi ve bugün Logitech'in başlangıç seviyesi oyuncu ekipmanlarından G102 Lightsync mouse'unu inceliyoruz arkadaşlar. I see you rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a Logitech G102 benim de bir süredir kullandığım ve gayet de memnun kaldığım bir mouse. Açık konuşmak gerekirse DPI konusunda olsun, RGB ışıklandırması olsun, hepsinin detaylarına gireceğiz ama gayet tatmin edici bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Bu benim zaten mevcutta kullandığım mouse'um ama şöyle kutusuyla beraber de görmeniz için şu anda getirdim. Önce kutusuyla beraber başlayacak olursak ne yazıyor? Logitech G102 yazıyor. Bir 8000 DPI, yani maksimumda çıktığı DPI noktasını bize söylemişler. Hemen arka tarafında ise 200'den başlayıp 8000'e kadar giden bir DPI hassasiyetin olduğunu söylüyor bizlere. Yine tam spektrumlu RGB aydınlatma oyun tarzınızdaki kurulumunuza göre değişiyor diyor. Yani kişiselleştirme özelliği var arkadaşlar. Tam 1.6 milyon renk seçeneği de mevcutmuş. 1.6 milyon renk. 1.6 milyon renk. Onun dışında hemen arkasında, şöyle kutunun arkasında bir tane de kullanım kılavuzu yapışkan şekilde geliyor. Ve şimdi kutumuzu açalım, bakalım ne çıkıyor kutunun içinden. Zaten bu kutu daha önce açılmış, dediğim gibi benim kullandığım bir mouse bu. Şurada bir adet şu şekilde mouse'umuz karşılıyor. Abi niye ben zorlanıyorum bunları çıkartırken ya? Evet, şöyle bir kağıt parçası, bir kılavuz gibi. Thank you for choosing falan filan. Yani Logitech bizi tercih ettiğin için teşekkür ederiz diyor bizlere. Rica ederim canım. Sonra ne var? Bir adet sticker çıkıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Eğer ki kasanıza, çantanıza bir yere yapıştırmak isterseniz kullanabilirsiniz. Ve bir adet de her zamanki gibi böyle çarşaf çarşaf olan kullanım kılavuzlarından çıkıyor. Hiç bunları göz atmayacağız diye. Şimdi bunu kutuya koyuyorum ve kutuyu şöyle kenara doğru sıpıtıp muhabbetimize devam ediyoruz. Şimdi Logitech G102'nin boyutuna bakacak olursak, boyut olarak arkadaşlar orta segmentte diyebiliriz. Ne çok büyük ne küçük. Yani şu şekilde ele tam oturan bir yapısının olduğunu söyleyebilirim. Gayet rahat ve ergonomik bir yapıda olduğunu söyleyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi kablosuna da bakacak olursak, şöyle PVC kaplı ince bir kablo bizi karşılıyor. Kötü bir görüntüsü yok ya da dandik, kalitesiz bir hissiyat vermiyor ama böyle örme, hasır bir kablo olsaydı bence daha sağlıklı olabilirdi ki hani bu fiyatıyla da bence en azından bu kablonun böyle olmasını hak ediyordu. Çünkü bunun muadillerinde, yani farklı marka olabilir tabii ki ama örme kablolar görüyoruz arkadaşlar. Yine USB tipa girişimizi görüyoruz. Hemen USB'nin başında Logitech logosu işlenmiş. Gayet güzel, şık olmuş. Bunu söyleyebilirim. Mouse'umuzun üst yüzeyi plastikle kaplı. Şurada bir tane G harfinde bir LED boşluğumuz var. Bu zaten aydınlatma yaptığı zaman burada göreceksiniz ki burası yanacak arkadaşlar. Onun dışında 6 adet yani makro atayabileceğimiz tuşumuz mevcut. Yani bir şekilde göstereyim. 1, 2, şöyle scroll lock, 3. Şurada DPI'yi ayarladığımız bir tuşumuz var. Hemen yine yan taraflarda da yine 2 tane atayabileceğimiz yan sağda şu şekilde kliklerimiz mevcut arkadaşlar. LG Hub programı uygulaması sayesinde bilgisayarı bunu kuruyoruz ve orada bütün makroları bu tuşlara atayabiliyoruz. İstediğimiz gibi, kişiselleştirebildiğimiz gibi renk düzenlemesini de yine bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir oyuncu ekipmanında, oyuncu mouse'unda en çok ne sizin dikkatinizi çeker arkadaşlar? Hani yorumlarda bunları yazın. En azından bir muhabbet konumuza dönmüş olsun orada ama. Bence bir kere RGB olması zaten kesinlikle gerekli. Yani G102 Lightsync'teki bu Lightsync'te bu RGB anlatıyor arkadaşlar. Taktığımız zaman hem şu alt tarafta homojen bir şekilde RGB'lerimiz yanacak ve şu G kısmında da yine çok kaliteli bir ışık sağlayacağız. Onun dışında ikinci olarak da benim beklediğim en azından ve birçok arkadaşın da eminim ki öyledir, tepkime süresi arkadaşlar. 1 milisaniyelik bir tepkime süresi mevcut. Özellikle rekabetçi oyunlarda da milisaniyelerin çok önemli olduğunu bildiğimiz için de gerçekten güzel bir değer diyebilirim. Onun dışında 200 ile 8000 DPI arasında bir hassasiyet değerinin olduğunu söylemiştim. Zaten 8000 DPI oldukça yüksek bir DPI değeri. Yani kolay kolay hiçbir kullanıcının bu değere ulaşacağını, çıkacağını zannetmiyorum ama adamlar olsun elimize mi yapışacak demiş, koymuşlar. Eyvallah, gayet de güzel olmuş. DPI tuşu şu ortada scroll lock'un altındaki clean oraya geliyor arkadaşlar ve tıkladıkça DPI'mizi değiştirebiliyoruz ki oyun esnasında bu çok önemli.
Evet. Yani aniden DPI'mizi değiştirmek isteyebiliriz veya aşağıya çekmek isteyebiliriz. Hemen bir klikle bir üst DPI'ye ya da bir alt DPI'ye geçebiliyoruz. Ama buradaki mouse'u eleştireceğim ikinci kısımda tam olarak burada geliyor arkadaşlar. Keşke burada bir tane DPI değil de hani bir tane daha DPI tuşu olsaydı. Çünkü örnek veriyorum 800 DPI'de oyun oynuyorsunuz. Hani arttırmak istediğiniz veya kullanıyorsunuz. Oyun da şart değil. Bilgisayarı kullanıyorsunuz. Arttırmak istediğiniz 1600 bir kere bastınız 1600 DPI'ye çıktınız. Sonrasında tekrar düşürmek istediğiniz zaman önce bir 3200'e çıkacaksınız. Tekrar 400'e geleceksiniz. Ondan sonra 800'e geleceksiniz. Yani 2-3 klik daha tekrardan fazladan basmanız gerekecek. Başa sarmanız gerekiyor. Ama 2 tane olsaydı bir basıp yukarı bir basıp tekrardan aşağı inecek şekilde hani bunları atayabilirdiniz ve daha rahat bir kullanım sağlayabilir diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz bunu bilgisayarımıza bağlayalım. Hem LG Hub'a da bağlayalım. Orada biraz anlatacaklarım var. Hem de mouse'un ışıklandırmasını görmüş oluruz. Logitech Hub uygulamasına giriyorum. Masaüstünden programı çalıştırıyorum. Bu şekilde bir arayüz karşılıyor bizleri. Öyle gördüğünüz gibi mouse'umuzu burada görebiliyoruz. G102 LightSync diye burada yazıyor. Üstüne geliyorum ve bu şekilde tıklıyorum. Şimdi karşımıza çıkan ilk DPI hızları oluyor. Gördüğünüz gibi 800, 1600, 3200 şeklinde yukarıya doğru bu DPI'larımızı yükseltebiliyoruz. Bu bizim kişiselleştirme. Yani scroll lock'un altındaki tuşlara hangi DPI'ları atadığımızla alakalı. Yani ben bunu mesela 3200'e çekmişim. 400'den başlıyorum. 200'den de başlayabilirdim istersen ama 200 çok yavaş oluyor diye ben 200'ü hiç kullanmıyorum. O yüzden direkt 400'den başlattım. 400, 800, 1600 ve 3200 şeklinde her bir tıklamada bunlar değişecek. Eğer ki bunları şu şekilde yaparsam. Şimdi 400, 1450, 2450, 4400 şeklinde olacak. Diğer alanlara da göz atalım. Bildirme hızı yani saniye başına 1000 Hz şeklinde yani 1 milisaniye olacak şekilde ya da 500-125 gibi bunları düşürebiliyorsunuz. Ne kalması daha doğru bu şekilde kalabilir. Burada atama yapabiliyorsunuz. Yani şu birinci tıklamaya hangisini atayacaksınız? İkinci tıklamaya ne atayacaksınız? Mesela şu anda birinci tıklama, ikinci tıklama, işte ileri olmuş, geri olmuş, orta tıklama ve DPI döngüsü şeklinde. Bunu siz istediğiniz şekilde şu yan taraftan işte belge açmak, belge kapatmak vesaire vesaire aklına ne geliyorsa bu makrolara, bu görevlere atayabilirsiniz. Burada da en eğlenceli kısım LightSync kısmı var arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi aslında animasyonla mouse'un rengi neredeyse birebir aynı arkadaşlar. Şimdi şu LightSync kısmına geldik. Burada örnek veriyorum. Bakın bir tarafı fuşi oldu. Mouse'un da sol tarafında fuşi rengini görüyor olmanız gerekiyor. Lacivert yaparsam biraz daha koyulaşıyor. Kırmızı yaparsam. Şu ön ayarlar bölümünde modları değiştirebiliyorsunuz. Sabit yaptığınız zaman renk sadece sabit kalıyor. Örnek veriyorum. Kırmızı yaptınız. Gördüğünüz gibi mouse'un da her tarafı kırmızı oluyor. Elimi yeşil yaptınız. Yeşil oluyor. Sarı yaptınız. Sarı olarak kalıyor. Biraz şöyle kurcalayalım. Döngü yaparsanız şu şekilde renkler sürekli olarak dönüyor. Aynı zamanda ekranda nasıl dönüyorsa birebir. Belki kamerada şu an tam anlaşılmıyor olabilir. Döngü kısmında da bu şekilde rengarenk bir hal alıyor. Hem mouse dönüyor hem animasyonda da gördüğünüz gibi döngüler oluşuyor. İşte renk karışımı yaparsanız da farklı farklı yanıp sönmeler, farklı farklı harelenmeler, mouse'un bir tarafı başka bir tarafı başka şeklinde modları var arkadaşlar. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıya like ve abone ol tuşlarına basmaktan kaçınmayın. Yine aklınıza takılan bir soru varsa yorum bölümüne yazarsanız seve seve yardımcı olacağım dilim döndüğünce. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.